Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, şimdiden herkesin Berat Gecesi mübarek olsun diyorum. Bu seneki Berat Kandili 7 Nisan'a denk geliyor. Bilindiği gibi Müslümanlar kandilleri hicri takvime göre kutluyorlar. Ramazan'dan önce yaşayacağımız bu Berat Kandili bu sene özellikle daha da bir önem kazandı. Müslüman alemi için zaten büyük bir öneme sahip Berat Kandili. Peki Berat Kandili ne anlama geliyor? Manevi olarak ne ihtiva ediyor? Biraz bunu konuşacağım ve bunun sonrasında da yine sosyal medyaya çok çarpıcı bir ses düştü Berat Gecesi ile ilgili. Bunu sizlerle paylaşacağım. Belki bu ses kaydını mutlaka dinlemişsinizdir. Belki de henüz dinlememişsinizdir. Bu ses kaydını hep birlikte dinleyeceğiz birazdan ama onun öncesinde Berat Kandili ile ilgili bazı açıklamalar yapacağım size. Berat Arapçada temize çıkma anlamına geliyor. Yani temizlenme anlamına geliyor. Şaban ayına denk gelen Berat Kandili bu ayın 15. gecesinde yani 14. günü 15. güne bağlayan gece hatırlanıyor her sene. İslamiyet'e göre ise kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah-u Teala'nın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi Berat Gecesi'nde oluyor arkadaşlar. O günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste zaten bizlere bildirilmiş. Efendimiz tarafından da bize bildirilmiş. Allah-u Teala bizzat ayetlerle de bunu bize bildirmiş. Berat kelimesi aynı zamanda arkadaşlar borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi anlamlara geliyor. Belki de içinde bulunduğumuz bu durumu Allah-u Teala Berat Gecesi hürmetine kaldıracak diye ümit ediyorum. Aynı zamanda Berat Kandili Allah'ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükafatlandırdığı bir zaman dilimidir Berat Gecesi. Berat kelimesinin aslı ise berettir. Berat sözlükte bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak demektir. Yani zorluktan uzaklaşmak anlamında. Bu geceye bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Bu gecenin 4 adı vardır İslam'da. Mübarek gecenin en meşhur adı Leyle-i Bera yani Berat Gecesi olmakla birlikte Leyle-i Mübareke mübarek gece anlamında, Leyle-i Rahmet Rahmet Gecesi anlamında ve Leyle-i Sak isimleridir. Berat Kandili İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden en önemlilerinden biridir. Her yıl Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Berat Gecesi oluyor. Mübarek Berat Kandili gecesini ibadetle geçirmenin sayısız sevabı ve feyzi var. İçki içmek, cimrilik, kin gütmek gibi günahları işleyen kafir olmaz. İmanı düzgünse eğer günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girer. Sevapları günahlarından daha çok gelirse cehenneme girmeden de cennete girer. Ve bu tür büyük günahların da bağışlanma gecesi olabilir Berat Gecesi. Çünkü bütün kirden arınmak anlamını taşıdığı için bütün günahlardan arınmak anlamına geliyor aynı zamanda. Hazreti Ayşe validemiz "Ya Resulallah, Allah-u Teala seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde neden Berat Gecesi'nde çok ibadet ettin?" diye soruyor. Cevabında da Efendimiz Hazreti Ayşe validemize şu şekilde buyuruyor: "Şükreden bir kul olmayayım mı?" diyor. Yani bu yıl içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü Teala'ya arz olur. Yani bu yüzden arkadaşlar Berat Gecesi çok çok önemli. Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için ehli sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır. Hasan-ı Basri Hazretleri Şaban ayının 15. günü sanki mezardan çıkmış gibi yüzü çok solgun görülürdü. Bu üzüntüsünün sebebini sorduklarında ise buyururdu ki: "İlmi yakin ile biliyorum ki günahım var. Günahım affedilmezse, sevaplarım da kabul edilmezse halim nice olur diye korkumdan benzim sararıyor." diyormuş. Hasan-ı Basri Hazretleri'ni de belki bilirsiniz. Rabiatül Adviye validemiz döneminde yaşamış. Yani eski dönemlerde çok büyük zatlardan biridir kendisi. Yine Berat Kandili ile ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş arkadaşlar. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu? Onu mağfiret edeyim, yani bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Benden büyük bir beladan kurtulmak isteyen yok mu? Onu o beladan kurtarayım şeklinde Allahü Teala sesleniyormuş arkadaşlar. Kaynak olarak da bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Mace Hazretleri aktarıyor. Ayrıca Berat Gecesi Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir Gecesi'nde ise peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Yani Kadir Gecesi'nde başlıyor Peygamber Efendimiz'e arkadaşlar. İlk kez ve parça parça Kadir Gecesi'nde başlıyordu. Ama Berat Gecesi'nde toptan inmiş arkadaşlar. Evet, şimdi sizlere bahsetmiş olduğum o ses kaydını dinleteceğim. Hep birlikte kulak verelim ve bu videoyu arkadaşlar sizlerden ricam herkese gönderin ki, çünkü ses kaydı çok önemli. Ben çok önemli buldum. Evet, dinliyoruz. Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bir mevzuyu size bildirmek istiyorum. Allah rızası için bu mesajı sonuna kadar da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Yunus Aleyhisselam ümmetini İslam'a davet etti. Ancak Yunus Aleyhisselam'ı dinlemediler ve Allahu Teala onlara 40 gün mühlet verdi. 40 gün içinde ya tövbe edersiniz ya da helak olursunuz. Allahu Teala 40 gün müddet verince tabi günler birbirini kovaladı. 37. güne gelince Yunus Aleyhisselam kendince dedi ki bunlar herhalde tövbe etmeyecek. Allah bunları helak edecek. Allah bunları helak etmeden önce ben bari bu beldeden çıkayım da ben de helak olanların içinde olmayayım dedi. Kendince böyle bir düşünceyle beldesini terk etti. Ninova dediğimiz beldeyi terk etti. Tabi malumunuz beldeyi terk ettikten sonra deniz yolculuğu yaparken işte denizde kurağlar çekildi falan. Yunus Aleyhisselam en sonunda denize atlamak zorunda, atılmak zorunda kalındı ve onu Yunus'u işte bir balık, Yunus Aleyhisselam bir balık, onu başka bir balık derken balığın karnında cezasını, yanlış yaptığını anlayınca Yunus Aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minaz zalimin diye Mevla'ya yalvararak, yakararak kendini affettirdi ve Allahu Teala onu tekrar sahile ulaştırdı. Şimdi bizim anlatmak istediğimiz aslında şu. 37. gününde bu verilen müddetin 37. gününde Yunus Aleyhisselam ümmetini terk edince o ümmettekiler belanın da bazı alametlerini görünce dediler ki herhalde biz yanlış yaptık, tövbe etmemiz lazım dediler ve 37. günden sonra tövbe ettiler. Mevla'ya karşı af istediler, birbirleriyle helalleştiler, tam manasıyla tövbe ettiler ve Mevla Teala onlardan bu belayı, bu gazabı kaldırdı arkadaşlar. Şimdi bizim üzerimizde bütün dünyayı kapsayan, bakın sadece falanca ülkeyi filanca ülkeyi demiyorum, bütün dünyayı kapsayan bir musibet var. Ve bu musibetin en çok görüldüğü ülkelerden birisi de İtalya. Ve bu karantina müddeti yaklaşık 40 günlük bir karantina müddetinin şu anda son günlerine gelmekteyiz ve 7 Nisan çok önemli olduğu söyleniyor. Artık bu virüsün kuluçka döneminin bittiği tarih olarak söyleniyor ve ne kadar tevafuk ki 7 Nisan arkadaşlar bu verilen müddetin 40 günlük müddetin 38. günü denk geliyor ve 7 Nisan Salı günü Berat Kandili arkadaşlar. Yani bizim şunu şöyle anlamamız gerekiyor. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyi eksik, hiçbir şeyi açık bırakmamış ve Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Bu bize bir nasihattir. Biz de inşallah bu azaptan, bu gazaptan kurtulmak istiyorsak Yunus Aleyhisselam'ın ümmetinin yaptığı gibi aklımızı başımıza toplayalım ve 38. gün olan 7 Nisan Salı'yı çarşambaya bağlayan o gece Berat Gecesi'nde tövbe istiğfarda bulunalım. Yapılması gereken ibadetleri yapalım. Birbirimizle helalleşelim. İnşallah hakiki bir tövbeyle biz de bu virüsü, bu belayı ülkemizden def edelim. Her şeyde bir hikmet vardır. Gerçekten Zaten bu sayıların, bu rakamların böyle birbirine tevafuk etmesinde de bir hayır vardır. Bunu değerlendirelim. Kulak arkası etmeyelim arkadaşlar. Şimdiden hazırlanalım. O günde kılınacak namazı, mesela 100 rekat namaz var. Bunu pazar gününden de başlayıp kılabiliriz. Pazar günü akşam namazından sonra. Bu namazı kılalım. Tövbe istiğfarda bulunalım. Hayır hasanatta bulunalım. Eşimizi, dostumuzu arayalım. Birbirimizi bilgilendirelim. Ne olur Allah rızası için şu Berat gecesini gafletle geçirmeyelim ve bu Berat gecesi gerçekten ümmeti Muhammed'in hem günahlarından beraati hem de hastalıklarından beraati olsun. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Bunu ulaştırabildiğimiz kadar ulaştıralım demeyeceğim yani arkadaşlar. Bu işten ders almaya çalışalım. Bu işten ibret almaya çalışalım. Allah hepimizden razı olsun. Ne olur bu günlerimizi gafletle geçirmeyelim. Bu hep beraber birlik beraberlik olma, birlik beraberlik içinde tövbe etme zamanıdır. Eskiye dönelim demiyorum arkadaşlar. Eskimiz zaten güzel olsaydı Allah böyle musibetler vermezdi. Eskiden daha güzel günlere dönelim. Tövbe edelim. Herkes yanlışlarından tövbe etsin. Hatalarından tövbe etsin. Mevla'ya karşı yapmış olduğumuz isyanlarımızdan tövbe edelim. Ne olur Allah rızası için. Zaman gaflet zamanı değil. Bakın bütün dünya evinde hapis kaldı. Bu beladan, musibetten kurtulmak istiyorsak bu Berat gecesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayı olan Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi olan, yani 15. gecesi olan Berat gecesini en güzel şekilde geçirelim. Gafletten uzak geçirelim. Oyun oyuncakları artık bırakalım. Allah rızası için aklımızı başımıza devşirelim ve hakiki bir tövbeyle Mevlamızın huzuruna çıkalım inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mevla anlatana da dinleyene de ibret almayı, ders almayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.